Tekrar şimdi ikinci oylama yapılıyor. Eğer yeter sayısında oy verirlerse maalesef bu yasa geçecek. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yeni girenler için tekrar bir açıklama yapayım. Diyelim ki 11 yaşında bir evlat var. Bunu 60 yaşında bir adam tecavüz etti ve hapiste. Bu adam eğer bu 11 yaşındaki çocukla evlenirse hapisten kurtulmuş olacak. Bunu yasayı AKP tecavüzleri aklamak şeklinde geçirmeye çalışıyor. Yaklaşık saat 11'de sürpriz bir şekilde hiçbir zaman haberi yokken Sayın Bakan ara önerge verdi. Ve biz de oy çıkmaması için direniyoruz. Yazıklar olsun. Aynen, yazıklar olsun. Allah affetsin bunları. Başka diyecek hiçbir Allah şey. Allah affeder mi? Yazıklar olsun ama gerçekten yazıklar olsun. Böyle bir şey için oylama yapıyor olmaları bile tuhaf. Evet. Ve şöyle enteresan bir şey var. Sadece Türkiye'de 4000 kişi var. Onları kurtaralım hapisten gibi de böyle bir acayip savunma yaptılar. Eğer bu yasada baktığınızda cebir, tehdit, hile ve irade etkileyen başka bir neden olmaksızın cinsel istismar suçundan mağdurla failin evlenmesi durumunda ceza kalkıyor. Yapılan ikinci açık oylamada da toplantı yeter sayısı bulamadığından alınan karar gereğince kanun evet. İşte bu! Kapıklığa hayır! İnanamıyorum böyle bir şey oynadığınızda. Sevgili arkadaşlarım, oylamayı geçirmedik ve bu yasa çıkmadı. Evet.